Öyle şey. Artık bunu ekmeğin. Biz bunu ekmekleri koyacağız işte. Önceden de böyle koyduk. Her gün pişiyordu değil mi ekmekler bunu? Ha, o zaman insanlar kalabalıydı mı? Tabii ki pişiyordu. Bu pişirdiğiniz ekmeğin bir özelliği var mı? Bu pişirdiğiniz şey ekmeğine benzemiyor. Tabii ki yaprak kokuyor böyle. Koy ekmeği gibi kokuyor. Güzel oluyor işte. Koy ekmeği işte mancar kokusu çıkıyor. Güzel hani eskilerden yapılıyormuş. Şimdi yine biz devam ettiriyoruz. Bu çok sık yapılmıyor ama değil mi eskisi yok, gibi? Eskisi gibi değil. Kolanda insan kalmadığı için fazla yapılmıyor. Yani ki öyle şey oluyor. Şimdi biz kaldığımız için yani ayda öyle canımızı istediği zaman böyle koyalım diye uğraşıyoruz. Öyle oluyor yani. Tabii buradaki pişen ekmeğin fırında pişen ekmekle arasında tabii dağlar kadar fark var değil mi? Dağlardan fark oluyor. Buradaki öyle. Fırında pişiyor, evdeki saçta pişiyor, serme oluyor. Hani bazlama deniliyor. Biz serme diyoruz. Bu fırın kaç seneliktir tahminen? Daha de ata dedelerimizin belki de 100 yaşını geçmiştir bu. Tabii ki geçmiştir. Ha nerede bizim burada eski evin olduğu zamanları yapılmış birlikte burası. Öyle olmuyor. Önceden köy herkesindi bu öyle mi? Evet. İmece usulü mü? Herkes kendi tabii, pişiriyor muydu? Tabii herkes kendisi de pişiriyordu. Nasıl yapacağız? Vallahi yalnız. Bu yaptığınız işlemin adı ne şimdi? Bu fırının içini süpürüyoruz. Diğerleri gezelim görelimleri dinliyoruz. Onlar da bizi dinlesinler. Ama yaptığımızı... Ne olacakmış? Bak ben de çekiyor, görmüyor musun? Bizim de yardımımız olsun ya. Öyle ya. Bunlar şimdi içeride büyüyecek, şişecek değil mi? Evet. Bu ekmekler bayatlamıyormuş galiba değil mi? Daha ömürlerine göre... Önceden öyle şeyden bayatlamıyormuş. Köy ömrü oluyordu ondan. He. Köy ömrü yok şimdi. Yani artık organik olmayınca değil mi? Evet, tabii organik. Olmuş ondan, havayı kurumaya gerek yok. Bence kurumasın ya. Ya sen neyse üzülür.